Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat onun resulüne, selam ona tabi olanlara, hepinize hepimize olsun. Bakara suresi 120. ayetten itibaren bir bölüm okuyoruz. Bismillah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Hristiyanlar, onların milletine, onların inançlarına, dinlerine tabi olmadıkça, onların peşinden gitmedikçe, dini açıdan onları izlemedikçe, Yahudiler ve Hristiyanlar senden, sizden razı olmazlar. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى De ki gerçekten hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah'ın gösterdiğidir. Onların beklediği ya da size empoze etmeye çalıştıkları hidayet, hidayet değildir. وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana gelen bu bilgiden sonra, vahyin seni böylece aydınlatmasından sonra, eğer onların heva ve heveslerine uyarsan, onların isteklerini yerine getireceğim diye kendini zorlarsan, dinden taviz vererek onların hoşnutluğunu kazanma gibi bir çabanın içerisine girersen, üstelik bir de vahiy geldikten sonra, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Senin için Allah'tan başka, Allah'ın dışında ne bir veli vardır, boyun eğilecek bir otorite, ne de bir yardımcı vardır. Bunu bilesin, yapayalnız kalırsın. Kendi başına din anlatma modelini tercih etmeye kalkarsan, kendi başına bir yöntem arayışına girersen din anlatma adına, Allah seni bile yalnız bırakır, bunu bilesin, diyor Rabbimiz. Özelde aleyhissalatü vesselama, genelde Kur'an'ın muhatabı olan her birimize. Bu ayeti tekrar aldım, konuyu tamamlasın diye. Geçen ders ifade etmeye çalıştım. Ayetin Hazreti Peygamber'e has olması mümkün değil elbette. Hazreti Peygamber'in böyle bir yöntem arayışında olması mümkün değil. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların rızasını kazanacağım diye yanlış yapması, yanlış yöntemler peşinde koşması söz konusu değil elbette. Burada asıl olan elbette biziz. Peygamber aleyhissalatü vesselam üzerinden bizlere mesaj verilir. Yani aslında zayıf ve güçsüz insanlar, hangi açıdan alırsanız alın, zayıf olan insanlar, güçsüz olan insanlar, güçlülerin, efendi konumunda görülen insanların rızasını elde etmeye çalıştıkları gibi, Müslümanların da İslam düşmanlarının rızasını elde etmeye çalışmalarının ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyor. Bu 120. ayetin hemen öncesindeki ayeti kerimelerde Hazreti Peygamber'e şunu söylüyordu Rabbimiz, onun şahsında bizlere tabii ki. Biz seni bir gerçek için müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Sen cehennemlik olan, cehennemi hak eden insanlardan sorulmayacaksın. 119. ayet böyle geldikten sonra bu geldi. Yani bu ne anlama geliyor? Cehenneme doğru yol alan insanları kendimize kazanacağız diye kendi kafamızdan yöntem oluşturmayı bırakın diyor. Kendi kafanızda yöntem oluşturmayı bırakın. Özelde Yahudilere ve Hristiyanlara dönük bir hüküm ortaya koydu. Çünkü onların benimsedikleri bir din var. Sözüm ona semavi, sözde ilahi. Buna rağmen onların tahrif olmuş şekliyle bile olsa, köken itibariyle ilahi ve semavi olan dinlerine bile tabi olmak bu noktada yanlışsa, herhangi bir dine mensup olmayan, kitabi olmayan bir insanı
Müslüman yapacağız diye, İslam'ı anlatacağız diye başka mecralarda yöntem ve delil aramak herhalde daha abes olacak, daha abes olacak. Onun için bu Müslümanların özellikle İslam düşmanlarının rızasını kazanmaya çalışmalarının yanlışlığını ifade ediyor diye altını çiziyoruz. Bu bir yanlışlıktır. Bu rızasını kazanmaya çalıştığınızı zannediyorsunuz. Halbuki kendi altınıza uyuyorsunuz. Kendi altınızdaki zemin kayıyor. Dininizi birilerinin arzu ve isteklerine peşkeş çekiyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Ve bunu yapabilmenin bir tek yolu var, bir tek anahtarı var diyor Rabbimiz bakın. Hatta tettebi'a milletehum. Onların milletine tabi oluncaya kadar. Kur'an'da bu kelime din anlamında kullanılır. Bizim Türkçe'de de benzer bir telaffuzla halk, ulus anlamında kullanılıyor millet kelimesi. Kur'an'da halk ya da ulus anlamında millet kelimesinin geçtiği vaki değildir. Millet Kur'an-ı Kerim'de din anlamına kullanılır. Hatta bu kelimenin benzeri yine din anlamında kullanılan başka kelimeler de vardır. Nedir? Mesela dinin kendisi, din. İnneddine indallahil İslam gibi, din. Bir de şeriat kelimesini kullanır. Bir de bu millet kelimesini kullanır. Üçünün de kesiştiği nokta aynıdır. Fakat temsil ettikleri dinin yönü farklıdır. Aynı din, inanç dediğimiz şeydir ama temsil ettikleri dinin farklı yönleridir. Mesela din kelimesi Kur'an'da daha çok işin itikadi boyutu, yani inanç boyutunu ön plana çıkarır din kelimesi. Ama mesela şeriat kelimesi aynı dinin amel boyutunu, yani pratiklerini, yani ahkamını, kısaca amel diyoruz buna, işin amel boyutunu anlatırken şeriat ifadesi kullanılıyor. Millet kelimesi de aynen inanç, din, fakat bu kez toplumsal boyutu. Yani insanların üzerinde birleştiği din anlamına kullanılıyor. Üçünün ortak paydası aynı. Aynı ama her birisi farklı bir şeyi temsil eder. Aslında buradan çıkan sonuç şudur. Din, şeriat ve milletten çıkan sonuç şu. Her halükarda insanlar, birey veya toplum fark etmez, İtikat ettikleri neyse, yani neye inanıyorlarsa onunla amel ederler ve neyle amel ediyorlarsa üzerinde birleşilen de odur. Yani din neyse şeriat odur, şeriat neyse de millet odur. Neye iman ediyorlarsa onunla amel ederler. Başka bir şey amel etme imkanı yok zaten. Amel ettikleri neyse üzerinde toplandıkları, etrafında birleştikleri, toparlandıkları ve de üzerinde yürüdüğü ilkeler de odur. Din, şeriat ve millet bu şekilde ifade ediliyor. Tabi milletin şeriattan ve dinden yine şöyle bir nüansı da var, bir ufak bir farkı da var. Mesela millet kelimesi peygambere nispet edilir. Allah'a veya herhangi bir insana nispet edilmiyor millet kelimesi. Yani milletullah denmez. Ama millet İbrahim denir. Milletü Ahmet falan, işte falan milleti de denmez. Peygambere nispet edilir. Allah'a ve herhangi bir insana nispet eden bir kelime değildir din. Dinin asli biçimine de millet denir. Yozlaştırılmış şekline de millet denebilir. Millet her halükarda. Mesela bakın burada dikkat edersen, hatta tettebi'a milletehum. Onların milleti. Kimin? Hristiyanların ve Yahudilerin. Yozlaşmış mı? Yozlaşmış. Buna da millet denir mi? Buna da denir. Sahih olana da. İbrahim'inkine de millet denir. Yahudilerin bozduğu dine de millet denebilir elbette. Böyle bir farkı var. Sözünüzü şu. Aslında Kur'an bir tespit yapıyor bizlere. Muhataplarına bir tespit yapıyor. Siz bu kesimlerin, Yahudilerin ve Hristiyanların hoşnutluğunu kazanacağız diye ne kadar uğraşırsanız uğraşın, onların sizden razı olmalarını sağlayamazsınız, bunu bilin. Peki çatışma halinde mi olalım? Hayır, öyle değil. Kur'an böyle bir yol da vermiyor tabii ki. Hatta Kur'an dinle Müslümanlarla, Müslümanların yok edilmesine yönelik bir çabanın içerisinde olmayan herkesle
dostane ilişkiler kurmayı ister, temenni eder, emreder. Savaşmayan, Müslümanları yurtlarından çıkarmayan herkese dostane ilişkileri esas almamızı ister. Kim olursa olsun, müşrikler de dahil, Yahudiler, Hristiyanlar zaten dahil olur. Bu ayrı bir prensiptir. Farklı bir şeyden bahsediyor Kur'an. Yani onların rızasını kazanacağım diye kendi dininizden şüphe eder hale gelmeyin. Taviz vermeye çalışmayın. Bütün bu çabalar nafiledir, boşunadır. Boşunadır. Böyle bir karşılık alamazsınız. Aslında Kur'an'ın bu tespitinin tarihen tespit edildiğini de biliyoruz. Yakın tarihte zaten biliyoruz. Uzak tarihte de okuyoruz zaten. Mesela hani Japonların kendi çocuklarını, kendi düşmanları hakkında bilinçlendirmek için çocuklarını götürdükleri bir yer var. Nagasaki ve Hiroşima. Japonların candan vurulduğu yerlerdir. Tarihin bir dönüm noktasıdır. Çocuklarına oraları göstererek düşmanları hakkında bilinçlendirirler. Çalışmazsanız siz de böyle yaparlar gibi böyle bir yapı içerisindeler. Aynı şey bakın Endülüs diye bir yer var. Şu anda İspanya. Hala bazı isimleri Endülüslerin verdiği isimlerdir ve tarif edilmiş şeklidir. Mesela Kordoba, Kurtuba'dır. Müfessir Kurtubi'nin doğum yeridir. İbni Hazm'ın yeridir. İbni Atiye'nin yeridir. Ebu Hayyan'ın yeridir. Bunlar hep müfessir ya da fakih olan bu alimler hep Endülüs'ten yetişmiştir. Endülüs bir medeniyetken Endülüs'te bugün Müslümanların inançlarını çağrıştıracak hiçbir emare göremezsiniz. Bir camiden başka. Koca bir medeniyet tarumar edilmiştir. Kim? Hristiyanlar tabii ki. Şimdi bu yapı biz tarihen biliyoruz. Oysa bizim açımızdan baktığımız zaman Müslümanlar yeri geldiğinde İspanya'dan göç etmek zorunda kalan Yahudilere kucak açmışlar değil mi? Yine açmak zorunda aynı kural yine devam eder. Ayrı bir şeydir. Fakat Müslümanların onlara kucak açmalarının karşılığı İslam'ı çağrıştıracak, hatırlatacak, bir şekilde insanların zihninde soru işareti bırakacak ne kadar kalıntı varsa hepsini silmek üzere kurgulanmış bir hayattır bunlarınki. Onun için siz istediğiniz kadar onlara barış elini uzatın, uzatmaya devam edin ama bilesiniz ki onların sizden razı olmaları mümkün değil. Ne zamana kadar? Onların tettebi'a milletehum yapıncaya kadar. Dinlerine tabi oluncaya kadar. İzlerinden gideceksiniz. Onlara benzediğiniz zaman sizden razı olurlar. Gerçekten ortalık güllük gülistanlık olur. Ama onların peşinden giderseniz, kıyafetiniz onlara benzerse, toplum yapınız onlara benzerse, aile yapınız onlara benzerse, ebeveyn evlat ilişkileri onlara benzerse, iş ahlakı onlara benzerse, işveren ahlakı onlara benzerse, kazanma harcama onlara benzerse diyecek yok. Aynen onlar sizden razı olurlar. Değilse ne yaparsanız yapın sizden razı olmazlar. Bunu bilelim. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَابَةِ Bunu söyledikten sonra Rabbimiz bütün Yahudileri ve Hristiyanları ehli kitabı aynı kefeye koymamamız için buna engel olmak adına sanki bir dakika diyor. Bir de bu ayet okuyayım. Kendilerine kitap verdiklerimiz يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَابَةِ Onu hakkıyla tilavet edenlerdir. Diğerleri adı ehli kitaptır. Ehli kitap denilen kesim budur. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını hakkıyla tilavet ederler. Ulaike yu'minune bih. İşte Allah'ın kitabına iman edenler bunlardır. Kitabı hakkıyla okuyanlardır. Ve men yekfur bihi fe ulaike humul hasirun. Kim küfrederse, nankörlük yaparsa, gerçekleri örtbas ederse, gizlemeye çalışırsa işte onlar da hasirunun ta kendisidir. Hüsrana girenlerin, zarara varanların ta kendileridir. Kim ki Allah'ın ayetlerini, kitabı örtbas ederse. Var mı onlardan? Vardı dün vahyi öğrendiği zaman, aleyhissalatü vesselamın tebliğini duyduğu zaman, kendi kitabında müjdelenen peygamber ve vahiy olduğunu anlıyor, biliyor ve gelip iman ediyordu. Böyleler de vardı.
Yani insafsızca davranmıyordu. Habeş'teki Necaşi gibi Müslümanlara kucak açıyordu. Müslümanların yeryüzünde barınmasına müsaade edilmedi bir dönemde. Habeşistan kralı da bunlara kucak açıyordu. Müslümanca bir hayatı kendi ülkelerinde, kendi ülkesinde yaşaması için onlara fırsat veriyordu. Bu giden insanlar Mekke'de bile bu kadar rahat yüzü görememişlerdi. Bunu biliyoruz. Yani bu ister tarihsel anlamda ister evrensel anlamda kim ehli kitabın böyle insaflı olduğunu da Rabbimiz özellikle bize bildiriyor ki hepsini aynı kefeye koymayalım. Ama dikkat edelim. Bu yapıya, bu ahlaka sahip olabilmenin bir kriteri verildi. يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ O kitabı hakkıyla tilavet ederler. Hakkıyla tilavet. Hatta yanlış ya da eksik anlaşılmasın ama kıraat kelimesinden farklı bir kelime olarak tilavet kullanılıyor. Çünkü kıraat normal bir okumadır. Herhangi bir metnin okunmasına kıraat denir. İster Kur'an okuyun buna da kıraat denir. Nitekim var. وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهْ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman, kıraat edildiği zaman kelimesi kullanılır. Dinleyin ve susun ki rahmet eylesiniz diye. Kıraat bunun için de, başka metinler için de kullanılır. Yani kıraat olabilmesi için anlayarak okumak şart değil. Anlamadan okumaya da kıraat denir. Ama tilavet, anlaşılmadan okumaya tilavet denmez. Kur'an-ı Kerim için özellikle bu ifade daha çok kullanılır. Mesela biz Kur'an'ın tilaveti deriz. Kur'an'ın kıraati demiyoruz. Hatta tilavet secdesi diyoruz değil mi? Kıraat secdesi değil. Niye tilavet secdesi? Çünkü okunduğu zaman bir şey anlaşılıyor. Anlaşıldığı zaman da bir uygulama yapılıyor. Yapılıyor değil mi? Ayet okuyorsunuz, secde ayeti. Ne gerektiriyor? Secde etmemi gerektiriyor. Peki bu secde etmem gerektirdiğinde ne yapmam lazım? Secde etmem lazım. Secde ayeti okunduğu halde, bunun secde olduğunu bildiği halde secde etmeyen bir Müslüman tanımıyorum ben. Tilavet işte aynen budur. Bu uygulamayı yürekten yapıyoruz ama hayatın geri kalan alanlarına geldiği zaman işimiz sadece kıraatla sınırlı kalıyor. Oku ve geç. Halbuki kitap hakkıyla tilavet edilmesi için gelmiştir. Hristiyanlar ve Yahudiler kendi kitaplarını hakkıyla tilavet ettikleri takdirde yanlış yapmazlar diyor. Aynı yapıyı bize de uyarlayabilirsiniz. Kitabınızı hakkıyla tilavet ettiğimiz zaman, hakkıyla tilavet ettiğiniz zaman, evet yanlış yapmazsınız, yanlış yapmayız. Ya da en azından yanlışlar tekrar tekrar olmaz, ısrarlı olmaz, bilerek olmaz, geçici olur en azından. Peki hakkıyla tilavet ne? Kitabı hakkıyla tilavet dediğimiz nedir? Aslında secdeyi tilavet örneği bunun için iyi bir örnektir. Secde ayetini okunduğu zaman ne yapmak zorunda hissediyorsun ve ne yapıyorsan 14 tane secde ayetinin dışında kalan o 6000 küsür ayetin de aynısını aynı düşünceyle okumaktır. Ne istiyor senden? Aynısını yap. Tilavet budur. Ya da ise namaz ayetine evet ama faiz ayetine hele bir bekleyelim. Oruç ayetine evet ama hele miras ayeti şimdi kalsın. Zekat ayetine evet ama yani kumarın değişik türleri ya da dikili taşlar, anıtlar, kutsal mabetler ya da türbeler üzerinde kurban kesmeyle şimdi kalsın falan şeklinde. Yani hangi ayet bizim ayet, hangisi bizimki değil? Hakkıyla tilavet bu değil işte. Hakkıyla tilavet anlayarak, anladığı üzerine düşünerek, muhakeme ederek, değerlendirerek, amel etmek amacıyla okumaktır. Amel etmek amacıyla okumaktır. Hatta anladığı halde amel etme amacı taşımayan okumaya da hakkıyla tilavet denmez. Yani böyle bir okuma var mı? Okuyor, anlıyor, amel etmek amacıyla değil ya. Bir tartışmada ayet ortaya getirmek, rakibini, karşı taraftaki adamı susturmak için. Olur ya, bu ayet nerede bana lazım olabilir? Güncel bir mesele vardır. O güncel meselede bilgi sahibi olmak zorundadır. Böyle bir ortama geldiğinde rezil olmamak için ayet okuyor. Buna da tilavet denilmez. Bu ayrı amaçtır. Okunacak, düşünülecek, anlaşılacak ve amel edilecektir. Hakkıyla tilavet dediğimiz budur. Enfal suresinin girişini bilirsiniz. İnnemel mu'minûnellezîne
اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ diye başlar. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman, Allah gündeme geldiği zaman, Allah söz konusu olduğu zaman yürekleri titrer. Sıradan bir söz konuşulmamış gibi davranırlar. Allah'ın ayetleri onlara okuduğu zaman imanlarını artırır. Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı ikame ederler. Rızık olarak verdiklerimizi başkasıyla paylaşırlar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ İşte gerçek müminler bunlardır. Bu sıfatlar اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ diye Rabbimiz tarafından gerçek müminin nitelikleri olarak anlatılır. Ayet okunacak, hiçbir şey olmamış gibi davranmayacak. Burada bir ayet okuduktan sonrayla okumadan önce arasında bir fark yoksa hayatımızda, anlayışımızda, düşüncemizde çok yanlış bir yoldayız. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Okunmadan önceki halle okunduktan sonraki hal arasında bir fark olmalı. Ne kadar ayet o kadar iman mı? Tabii ki. Ne kadar ayet o kadar iman. Onun için hakkıyla tilavet bize bunu kazandırır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadisini okuyunca da irkilmemek, ürkmemek, korkmamak, endişelenmemek de mümkün değil. Öyle bir kitap anlayışımız var ki, öyle bir Kur'an okuma anlayışımız var ki, bu okuma anlayışımız sanki bu hadiste çerçevesi çizilen, Allah'a sığınırım ama sanki bu hadiste çerçevesi çizilen bir okuma anlayışı gibi. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Ümmetimden şöyle bir grup çıkacak. Gelecekte böyle bir kesim çıkacak ümmetin içerisinden. Bunlar Müslüman. Oruçlarınız, namazlarınız ve Kur'an okumanız ile onlarınki birbirinden farklıdır. Onlar da namazı var, orucu var, Kur'an'ı var. Sizinki de var ama birbirine benzemiyor sizinkiyle onlarınki. Okudukları Kur'an boğazlarından aşağıya geçmez. Boğazlarından aşağıya geçmeden okudukları bu Kur'an'ın kendi lehlerine, kendi yararlarına olduğunu zannederler. Oysa böyle bir Kur'an kendi aleyhlerinedir. Evet, böyle bir Kur'an lehine değil, aleyhine. Kur'an okudukça batıyor mu? Aleyhissalatü vesselam bakın nasıl bitiriyor. Bu halleriyle onlar namaz kılmadan değil, oruç tutmadan, Kur'an okumadan değil. Bunu yaptıkları halleriyle onlar bir okun isabet ettiği avı delip geçtiği gibi İslam'dan çıkarlar. Ha şimdi elimize bir mühür alacağız. Kim kafir, kim Müslüman o mu? Hayır, o değil. Bir tespittir, bir durum tespitidir. Hiç kimse yanı başındakine bakmasın. Hiç kimse bunun adresini başka semtlerde aramasın. Bu toplumda Kur'an okumakla okumamak, anlamakla anlamamak, amel etmekle etmemek arasındaki fark ne zaman netleşirse bu toplumun iyi bir Müslüman toplum olduğunu anlarız. Bu fark olmadıkça, evet, yani Kur'an okumakla okumamanın ne farkı var? Hangisi iyi bir Müslüman, ne fark eder? Şart mı ki? Gibi argümanlar kullanıyor değil mi? Onun için bu yapı herhalde sahabeden bahsetmiyor. Yani oruç tuttukları halde, namaz kıldıkları halde, Kur'an okudukları halde bu okudukları Kur'an kendi aleyhlerinedir. Sahabeden bahsetmiyor ki. Onun için hakkıyla tilavet etmediğimiz zaman ayakta kalma imkanımız yok, savruluruz. Ve savruluyoruz da nitekim. Bizi başka hiçbir güç, başka hiçbir destek ayakta tutamaz ki. Konuşmalarımızla, edebiyatlarımızla, nasihatlerimizle, kendi kafamızdan ürettiğimiz şablonlarla, yaptığımız programlarla ayakta kalma imkanımız yok. Çünkü sonuçta Ahmet dedi, Hasan dedi, Veli dedi, otur. Allah dedi diye söylenen söz, Ahmet dedi diye söylenen söz gibi olmaz elbette. Onun için imanımızı arttıran gerçek bir tilavete ihtiyacımız var. Rabbim bize lütfetsin. Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları. Bu üçüncü kezdir geçiyor bu ifade. Hatta devamındaki ifadenin benzeri daha önce de geçmişti.
Ya beni İsrail, ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum. Size olan nimetimi hatırlayın ey İsrailoğulları. Ve enni faddaltukum alel alemin. Sizi kendi çağdaşlarınıza, kendi zamanınızda bulunan ümmetlere üstün kılmıştık. Peygamberlik verdik, vahiy gönderdik aranızdaki insanlara. Böylece sizi kendi çağdaşlarınıza üstün kıldık. Bu nimetlerimi hatırlayın, bunu bilin. Ve yine o 47. ayette geçen ifadenin bir benzeri. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Öyle bir güne karşı hazırlıklı olun, öyle bir günden sakının ki o günde hiç kimsenin kimseye faydası olmaz. Hiç kimseden bir fidye kabul edilmez. Hiç kimse bir şefaat kabul edilmez ve hiç kimse yardım edilmez. Böyle bir gün gelecek ve bu güne karşı da koruyun kendinizi, sakının Allah'tan. Böyle bir günden sakının. Kaçınılmaz gelecek. Ey İsrailoğulları diye. Daha önce de benzerini söyledi Rabbimiz. Bir kez daha söyledi. Niye? Bir öncekinde Musa'nın ümmeti olarak havalanıyorlar, böbürleniyorlardı. Biz Musa'nın ümmetiyiz. Seçkin ümmetiz. İmtiyazlı ümmetiz. Allah'ın çocuklarıyız, Allah'ın dostlarıyız. Ateş bize dokunmaz. Allah bize kıyak geçecek. Yapı buydu. Orada Allah dedi ki, Musa'nın ümmeti olarak ey İsrailoğulları, şunu bilin ki hiç kimsenin kimseye faydası olmaz. Musa'nın peygamberiniz olması, Tevrat'ın kitabınız olması, kendi kendinize seçkincilik oynamanız hiçbir faydası olmaz size. Amelinize ise odur. Musa'nın ümmeti olarak bir yanılgı içerisindesiniz. Bu yanılgınızı bırakın dedi Allah. Buraya geldi şimdi. Buraya geldi. 122-123. ayet-i kerimelerde bu kez arkasından gelecek bağlamdan hareketle söylüyorum. İbrahim'in ümmeti olarak. İbrahim'den bahsedecek çünkü. İbrahim'in neslinden geldiğini iddia ediyorsunuz kendinizin. İbrahim'in ümmeti olmanın size bir ayrıcalık vesilesi olduğunu düşünüyorsunuz öyle mi? Hiç öyle kuruntuya girmeyin. Öyle bir gün geldiğinde şuna buna bakılmaz. Onun bunun ümmetine bakılmaz. İnsanların ameline bakılır. O gün insanlara şefaat kabul edilmez. O gün insanlardan yardım alınmaz. O gün insanlardan fidye kabul edilmez. O gün kimsenin kimseye faydası olmaz. Bunu bilesiniz. Daha önce söylemiştim. Birkaç cümleyle sadece yeniden tekrar edelim. Kur'an tekrar ede de bize din öğretir. O anlamda söylüyorum. Bu şefaatin, yardımın, aracılığın, fidyenin kıyamet gününde hiçbir anlam ifade etmediğine dair ayetler genelde böyle bir kuruntuya sahip olan insanlardan bahsedilen bir bağlamda gelir. Böyle bir kuruntuya sahip insanlar nasıl olsa kurtulacağız, seçkin imtiyazlı ümmetiz. Allah onların bu iddialarını, bu beklentilerini boşa çıkarmak adına böyle bir şey beklemeyin, boşuna bekliyorsunuz, avucunuzu yalarsınız, böyle bir şefaat imkanı yoktur diye reddeder. Ama tabii beraberinde Rabbimiz yine de bu şefaati, mesela Enbiya suresi 128. ayet-i kerimede, 28. ayet-i kerimede Enbiya'da şefaatin kimler tarafından kimlere yapılabileceğinin Allah'ın iznine ve rızasına bağlandığını da ifade eder. Buradan hareketle çok rahat bir şekilde şefaatin olmadığını söylemek yerine şefaatin bu dünya hayatında konuşulan bir şey olmayacağını söylüyorum. Şefaat bu dünyada konuşulmaz. Dünyada konuşulacak bir şey değildir. Gündemin burada oluşturulması imkanı yok şefaatle alakalı, yardımla alakalı. O ahiretle alakalı bir şeydir. Niye bu dünyada yok? Çünkü buradan belli olmaz ki. Kimin şefaat edeceği ve kime şefaat edileceği burada belli olmuyor ki. Peygamber için de geçerli biliyor musunuz? Şimdi peygamber için de geçerli dedikten sonra daha bir söze hacet kalır mı? Var mı bir ihtiyaç? Peygamber aleyhissalatü vesselam bile Kevser'in başında insanların bana doğru geldiklerinde çağıracağım diyor onları. Benim ümmetimdir diyeceğim ama oradakiler diyecekler ki bunlar senin ümmetin gibi görüyorsun ama senden sonra bu dine hurafeler, bid'atler kattılar. Bunlar ümmetin olma hakkını kaybettiler. Senin ümmetin değil, şefaat etmeyeceksin diye Hazreti Peygamber engelleniyor. Yani olay şu bakın. Peygamber şefaat etmek isteyecek de Allah da engelleyecek mi? Evet. Peki başkaları?
efendiler, şefaat yapacağız diye insanları kandıralar, peşlerini sürükleyenler, bunlar hepten avuçlarını yalayacaklar. Çünkü kendilerini kurtarıp kurtarmayacakları belli değil. Peygamberin kendisini kurtardığı kesin olmakla birlikte başkalarına dair faydasının olup olmayacağını netleştirmiyor peygamber. Kim şefaat edecek ve kime şefaat edilecek hiçbir insana, peygamber de dahil, tekeline verilmemiştir. O zaman uyutuluyoruz değil mi? Uyutuluyoruz resmen ya. Onun peşinden git, onun eteğine yapış, onun yanına git. Yani onunla birlikte. Sana sormazlar ki kimin hizmetindeydin, kimin dergahındaydın, kimin eşiğindeydin diye sormazlar ki. Çünkü sormuyorlar, sen kimin ümmetisin diye sormuyorlar. Sen hangi peygamberin çocuğusun, peygamber senin akraban olur mu diye sormuyorlar. Sormazlar da, amel sorarlar. Onun için yarın hiç kimsenin kimseye faydası yok. Hiç kimseden fidye kabul edilmez. Hiç kimseden aracılık, şefaat de kabul edilmez. Ve hiç kimse yardım da edilmez. Bunların tümünü unutun, hayatınıza bakın. Son cümle, şefaat yokmuş gibi davranacaksınız. Başka çaremiz yok. Onu sileceğiz kafamızdan dünya planında. Ahirette Rabbim lütfederse olur. Bir eşantiyon gibi değerlendirebilirsiniz. Evet öyledir. Onun dışında dünyada böyle bir beklentiye girme imkanımız yoktur. Benim şefaatim büyük günah işleyenleridir gibi bir başka uydurmayla da önümüze çıkarlar biliyorsunuz. Benim şefaatim büyük günah işleyenleredir. Her insaf Hazreti Peygamber'e söylemediği şeyleri söylemekten Allah'a sığınırız. Böyle bir günden sakının. İbrahim'in ümmeti olmanızın bir katkısı olmaz ya İsrailoğulları. Bize de tabii değil mi? Buradan bir nasip çıkar. Yani bizimki son ümmettir. Alemler bizim peygamberin yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. O olmasaydı Adem bile olmayacaktı. Dolayısıyla böylesine şaşalı mutantan bir peygamberin ümmeti olunca Allah bize de yürü ya kulum diyecektir. Elbette bize bir kıyıdan köşeden boşuna heveslenmeyin. Hiçbir peygamberin kendi ümmetiyle alakalı imtiyaz hakkı yoktur, bunu bilelim. İbrahim ümmeti olarak düşünüyorsunuz. Bırakın kendi amelinize bakın diyor. Ve sonuçta Rabbimiz İbrahim'i bir başka açıdan bize tanıtıyor bu ayet-i kerimelerde. Ayet 124. وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُمْ Rabbim İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti. قَالَ dedi ki اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Ben seni insanlara imam, önder yapacağım. Bu imtihanını tamamlayınca, insanların bir konuda yeterli olup olmamasını tespit için bir imtihana, yani iptilaya ya da Arapça iptila yerine bir de fitne bazen kullanılır. Bir imtihana tabi tutulması lazım. Evet, İbrahim bu kelimelerle yapılan imtihanı hepsini kazandı, tamamladı. Neydi İbrahim imtihanı? Farklı açılardan bakılabilir ama şöyle düşünülebilir belki diye söyleyeyim. İbrahim kendi çocuğuyla imtihan edildi. İbrahim babasıyla imtihan edildi. İbrahim kendi toplumuyla, tağutlarıyla imtihan edildi. Ve İbrahim kendi memleketini terk etmekle imtihan edilenlerin ilklerindendir. Aynı şekilde. İbrahim ateşe atılmakla imtihan edildi. Ve İbrahim teslim oldu bütün bunlara rağmen. Teslimiyetinin son safhasında İbrahim böylesine bir imtihandan geçti ve imtihanların tümünü kazandı. Ve Allah da ona dedi ki ben seni imam yapacağım. İbrahim dedi ki ve min zürriyeti. Müslüman bencil olmayacakmış. İbrahim atadan bunu öğreniyoruz. Benim zürriyetimden de. Yani benim imam olmam güzel, hoş da bu yetmiyor ki, bir de zürriyetimden önder olsun. Hani dualarımızda Allah bize söyletiyor ya, bize nasıl dua yapmamızı, yapacağımızı öğretiyor ya, zürriyetinden müttakilere önderler yap. Lil müttakine imama. Müttakilere önderler yap. Zürriyetinden müttaki yap demiyoruz değil mi? Zürriyetinden müttakilere imam olsun. Çıtayı yükseltmeseniz ona varamazsınız zaten. Onun için İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir dua biçimidir bu. Min zürriyeti. Benim zürriyetimden de bana önderler lütfet. Kale dedi ki Allah la yenalu ahdiz zalimin. Zalimler benim ahdime erişmez. Zalim olanlar bu ahde erişmezler. Demek ki Allah ahit diye neye söyledi? Önderliğe ahit dedi. Önderlik yapmak, imamet yapmak, insanlara rehberlik yapmak
bir ahdin gereği ve sonucudur. Bu ahdi yerine getiren adam zalim olamaz. Zalimler bu işi yapamazlar diye İbrahim Aleyhisselam'ın duasına bir istisna koydu Allah. Belki de İbrahim Aleyhisselam zalimleri de imam yap dememişti. Doğrudur. Ama bu bir açıklama gerektiriyor ve bu açıklamayı Rabbimiz İbrahim'in duasının içerisine koydu. La yenalu ahdi zalimin. Zalimler benim bu ahdime erişmez. Onu bir tarafa bırakacaksın. Zalimler için bunu temenni etme. Elbette temenni etmeyecekti. Ve iz cealnel beyte mesabeten linnâsi ve emna. Ve biz İbrahim'den bahsedilen bir bağlamda bir kurumdan da bahsediliyor. Adı Beyt'tir. Adı Beytullah'tır. Adı Kabe'dir. Kur'an'da geçer. Ya da Mescidül Haram'dır. Beytül Haram'dır. Ya da Beytül Atik'tir. Bütün bunlar bu evle alakalı Kur'an'ın kullandığı terimler, ifadeler. İbrahim'den söz edilir de Beyt'ten söz edilmez mi? Evet, Rabbimiz İbrahim'in anlayışını, teslimiyetini yapmış olduğu kurumla birlikte bize aktarıyor. Kurumun kendisi sadece bir bina, bir inşaat malzemesi falan olarak takdim edilmez. Mesele o bina değil. Mesele binanın ruhudur. İbrahim Aleyhisselam'la o binanın ruhunu birleştirerek Rabbimiz bize takdim eder. Binanın kendisi bir şey yok tabii ki. Bir problem değil. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنَا. Hani biz beyti insanlar için, bu ayetin şöyle bir çevirisi daha çok yaygın mahallerimizde, onu biraz daha incelemek ve biraz da belki tasfih etmek, düzeltmek fırsatı olur diye üzerinde durmak istiyorum burada. Genelde şöyle çevrilir bu ayet-i kerime. İnsanların sevap kazanması için beyt yaptık ve emna ve güven yeri yaptık. İnsanların güven duyacakları bir mekan ve mesabeten, hani mesab, sevap aynı kökten gelir ya, doğru. Ama bir tarafı sadece, kelimenin bir manasıdır bu. İnsanların sevap kazanacakları, insanların güven duyacakları bir yer haline getirdik. Sadece sevap kazanmak aracı mıdır beyt? Mesabeten kelimesine baktığınız zaman çok ilginç anlamlarla karşılaşırsınız. Bu anlamların tümü bu kelimede var. Yani sadece gittim, gördüm ve gezdim, sevap kazandım ve geldim. Değil, Kabe bu değil. Beyt bu değildir. Mesabeten kelimesinden bu çıkar. Bakın, mesabeten kelimesi sözlük anlamında, lügatte de özellikle bir yerden ayrılanların tekrar dönmek istemeleri anlamına geliyor. Tekrar tekrar döndükleri yer. Bu bir. İnsanların tekrar tekrar döndükleri yer. Ayrılıyorlar, tekrar dönmek istiyorlar. Bir aşk, bir iştiyak var. Bir bu anlamı var. Kelimenin kök anlamlarında bayılanın kendisine gelmesi, kendine gelmesi anlamına geliyor kelimenin kökü. Bayılan bir insanın kendine gelmesi, ayılması kelimesine de sâbe yesûbu şeklinde bir ifade kullanılıyor. Buradan hareketle kişinin ve insanların kendilerine geldikleri yer demektir mesabeten. Kişilerin, insanların oraya gittiklerinde, orada ibadet maksadıyla bulunduklarında ne gibi bir etkisi olacakmış? Kendilerine gelmesini sağlıyormuş. Mesabeten bu. Hatta yine lügatlerde bir başka anlamı, şuurunu, bilincini tekrar kazanmak anlamına gelir. Bu kelimenin kök anlamı. Beyt böyle bir fonksiyonu varmış. Turistik seyahat değilmiş bir defa. Hepimiz bunu biliriz. Bir kez daha ikrar etmek, tasdik etmek adına bunu söylüyorum. Mesabeten sadece sevap kazanmak yeri değilmiş beyt. Ya insanların bilinçlendiği, şuurlandığı, kendine geldiği, silkindiği, farkına vardığı, varlığını hissettiği bir yermiş. Gittiğin geldiğin zaman bunu sağlıyor. Peki bunu sağlamıyorsa? Bunu sağlamıyorsa sadece Mekke'ye gidip gelmek sayılır bu. Çünkü hacca gitmekle Mekke'ye gitmek farklı şeylerdir. Herkes Mekke'ye gidebilir ama herkes hac yapamaz. Ayrı bir şeydir. Onun için burada mesabeten kelimesine özel bir vurgu yapılıyor. Ve biz beyti mesabe yaptık. İnsanların bilinçlenme yeri yaptık. İnsanların kendilerine gelecekleri yer yaptık. Şuurlanma yeri yaptık. Bu fonksiyonu icra etmiyorsa
Müslümanlar haclarını gözden geçirmek zorundalar. Tekrar bilinçlendirmiyorsa gidiş gelişler. Beyti bu hale getirdik. وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. Doğru. Hacda genelde tavaftan sonra makam-ı İbrahim civarında bir namaz kılınma uygulaması var. Bunu anlatıyor, doğru. Ama galiba İbrahim'in makamında bulunmak, İbrahim'in makamını edinmek demek herhalde sadece o makamda namaz kılmak falan değildir. Onun ayak izinin varlığını hissetmek ya da görmek, ziyaret etmek değildir. Fotoğrafını falan çekmek değildir. Ya İbrahim'in makamında olmak, İbrahim gibi tevhid mücadelesi ve duruşuyla İbrahim'in rolünü, İbrahim'in misyonunu üstlenmek demektir. Budur. İbrahim'in makamında olmak bu. İbrahim gibi olmak sadece o makamda namaz kılmakla alakalı bir konu değil tabii ki. Bunu bilelim. İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. İbrahim'in makamı kelimesi özel bir vurgudur. Makam, kıyam yeri anlamına da gelir. Kıyam yeri. Dik durma yeri. Diklenme yeri değil. Dik durma yeri, ayağa kalkma yeri, silkinme yeri demektir. Makam zaten. İfade bu. Onun için makam-ı İbrahim'de bulunmak sadece orada namaz kılmaktan ibaret bir şey olmuş olamaz. Onunla birlikte İbrahim'in rolünü üstlenmektir. İbrahim niye buraya geldi ki? İbrahim'in burada ne işi vardı? Neden burada Peygamber aleyhissalatü vesselam özel bir uygulama yaptı? İbrahim'in rolüne girerek bu işi yapmak demektir. وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَائِيلَ اَنْ تَحْيِرَا بَيْتِيَ لِلْتَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالْرُكَعِ السُّجُودِ Ve biz İbrahim'e ve oğlu İsmail'e aleyhisselam onlara dedik ki beytimi tavaf edenler için, ibadet edenler, rükû ve secde edenler için tertemiz yapın, temizleyin dedik. Fiziksel anlamda kirden, çer çöpten temizlemek anlamına gelmiyor sadece. Onu da kapsıyor. Ama onun dışında daha çok kirden, şirkten, küfürden, nifaktan Allah'ın dinine halel getirecek, Allah'ın dinini tartışmaya açacak, İbrahim'in kıyamını zedeleyecek her türlü mikroptan, virüsten o toplumu ya da o mekanı temizlemeye çalışmak anlamına gelir. Putperestlikten, putçuluktan vesaireden. Bunu temizleyin diye söyledik. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ Ayet 126. İbrahim demişti ki, bunu sağladıktan sonra, رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا اَمِنًا Ey Rabbim, bu beldeyi emin bir belde yap. Bu beldeyi emin bir belde yap. وَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Buranın halkını da ürünlerle rızıklandır. Değişik türlü ürünlerle, meyvelerle rızıklandır. Bunu söyledikten sonra İbrahim, men amene minhum billahi vel yevmil ahirdir. Buranın halkından Allah'a ve ahiret güne iman edenleri rızıklandır diye duada bu şerhi düştü. Yani İbrahim rızık verilecek kimseleri sınırladı kendince. Allah'a ve ahiret güne iman edenleri rızıklandır. Ne anlaşılır bu ayeti, bu ifadeden? Yani Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlere rızık verme anlamındadır. Bunu sınırlandırdı İbrahim aleyhisselam. Allah da dedi ki, kâle ve men kefer. Hayır. Rızık, nimet, dünya nimeti, nimetlendirilmesi başka şeye benzemez. Küfredenlere de veririm. Fe umetti'uhu kalilen, kısa bir süre faydalandırırım. Sümme attarruhu ile azabin nar. Sonra onu cehennem azabına maruz bırakırım. Ve bi'sel masir ve çok kötü bir dönüş yeridir der. Allah bu kez duayı düzeltti yeniden. Az önce okuduk. İbrahim önderlik duasında bulunurken ve min zürriyeti dedi. Genel dedi, zürriyetinden de dedi. Allah dedi hayır, zürriyetinden herkes değil. Zalimler bu işin dışında. Dedi ya, sanki İbrahim aleyhisselam bu duadan bir ders aldı. Allah'ın bu düzeltmesinden bir ders aldı. Rızık konusunda bir istekte bulunurken Allah'tan dedi ki ya Rabbi sadece iman edenlere bunu ver. Allah dedi bir dakika. Rızık vermekle önderlik vermek aynı şey değil ki. Önderlik ayrı şey, rızık ayrı şeydir. Önderliği hak etme kuralıyla rızkı hak etme kuralı farklıdır. Onun için ben rızkı sadece iman edenlere değil,
küfredenlere de, bana savaş açanlara da veririm. Ha, rızkı vermem demek, yani insanlara Allah'ın rızık veriyor olması demek, Allah'ın o kişiden razı olduğu anlamına gelmiyor ki. Bunu bil diyor sanki İbrahim şahsına bizlere. Allah birinin önüne dünya nimetlerini serdi. Bütün kapılarını açtı. Hani bizim kullandığımız ifadeyle yürü ya kulum dedi. Bunun sonucu nedir? Buradan çıkarılacak sonuç. Demek ki Allah bu insandan razı. Çekin üzerine bir çarpı. Hayır, öyle bir şey olmaz. Bu dünya metaıdır. Allah'ın nimet vermesiyle Allah'ın razı olması, Allah'ın nimeti kısmasıyla Allah'ın gazaplanması arasında hiçbir irtibat yoktur. Olmaz böyle bir şey. Değilse bütün kafirlerin, bütün zalimlerin hiç nefes almaması lazımdı. Nefes almaması lazımdı. Oysa dünya planında, dünya nimetleri olarak Allah diyor ki وَمَنْ كَفَرْ küfredenlere de bunu veririm. Sonra evet onları cehennem azabına maruz bırakırım. Çünkü dünyanın ölçüsü farklıdır. Çünkü zalimler ya da kafirler bu dünya nimetlerini bu dünyada kullanırlar ama dünya ve benzeri onların olsa yarın kıyamet gününde cehennemden kurtulmak adına bunu feda edecekler. İsteyecekler bunu. Zümer suresinde Rabbimiz öyle demiyor mu? وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ عَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günde o azabın kötüsünden, azabın çetin olanından kendilerini kurtarmak adına fidye olarak dünya ve bir o kadar olsa onların, zalimlerin, onu fidye vermek isteyecekler de kabul edilmeyecek. Dünya bu. Evet, onlar bütün gayeleri, maksatları dünyadır diyor. Hatta Rabbimiz öyledir değil mi? وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ Ülkelerde, dünya üzerinde onların rahat rahat dolaşmaları, ellerini kollarını sallayarak gezinmeleri sakın ha seni aldatmasın. Vay be, kafirler de böyle ilerlemiş, böyle gelişmiş deme diyor peygambere. Deme diyor peygambere ama biz anlamamışız değil mi? Ağzımızdan bal akıyor hemen diyoruz. Vay be, elin gavuru bak nasıl da gelişti, şunu da yaptı, bunu da yaptı, onu da yaptı, bunu da yaptı. Bir Müslüman da hep geri kaldık. Doğruluk payı olan bir cümle vardır elbette de. Bir kompleks sonucu bunu söylemenin doğru olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Bu bir kompleks sonucu söyleniyorsa bu ifade doğru değildir, bunu bilelim. Onların sahip olduğu nimetler aldatmamalı. Çünkü yarın bu nimetleri cehennemden kurtuluş için fidye verecekler, kabul edilmeyecek. Senin böyle bir derdin yok. Allah'ın izniyle amel edersen evet böyle bir sıkıntı yaşamayacaksın. Fidye olarak elinden herhangi bir şey çıkarmayacaksın ki amelin var ya Rabbi, amelin var ve cennet. Sonuç, yani cennete seni götürmeyen hiçbir sermayenin adı olmaz ki. Tersine de senin sahip olduğun sermaye seni cennetten uzaklaştırıp cehenneme yaklaştırıyorsa o sermayeyi al başına çal derler. Kafirler ve zalimler için değer ifade ediyor onun için. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın duasını Rabbimiz tasih ediyor. Duasında bir unsur daha var. Ey Rabbim, bu beldeyi emin yap. Güvenilir bir belde yap. Huzursuzlukların ayyuka çıktığı bir dönemi yaşıyoruz ve böyle bir coğrafya yakın bir bölgedeyiz de aynı zamanda. Yani burada klasik bir tefsir olarak şunu söylemek mümkün. Yani bütün dünya huzursuzluktan bunalsa, buhranlar toplumları allak bullak etse, Mescid-i Haram ve civarı güvenilir olmaya devam edecektir, güven beldesi olmaya devam edecektir. Bütün tefsirlerde bu bilgi vardır. Bir yere kadar doğrudur, mutlak doğru kabul etme imkanımız yok. Bir ipucu vermeye çalışacağım inşallah. Bakın, Mescid-i Haram Allah'ın emin beldesidir öteden beri. İbrahim'den bu yana bu duanın gereği hep yerine getirilmiştir. İki farklı olayı söyleyeceğim, mukayese etmenizi istirham edeceğim. Yıllar sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan yaklaşık 50 gün önce olduğu söylenen bir olaydan bahsedilir. Ebrehe olayından. Kabe'yi yok etmek amacıyla yola çıkar ve malum sonuçla karşılaşır ve biter. Bu hedefi Allah gerçekleşmesine fırsat vermez.
Kasıt Allah'ın evi, Allah'ın evinde huzur olması lazım. Allah evinin sahibidir. Bu prensip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önce, kısa bir süre önce yaşandı ve bunu Fil suresiyle Rabbimiz bize nakletti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğdu. Peygamber oldu. 23 sene peygamberlik yaptı. 63 yıl sonra vefat etti. Fil olayından 63 yıl sonra vefat etti. Vefat ettikten sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum halifelik yaptılar yaklaşık 30 küsur yıl. Etti 100'e yakın mı oldu? Yaklaşık 100 yıl sonra, bir asır sonra yine Emeviler döneminde zannedersem Abdülmelik bin Mervan dönemindeydi halife o. Ama Vali Haccaç'tır ve Kabe mancınıklarla yıkılmıştır. Hem de niçin? Abdullah bin Zübeyr meşru halifedir o dönemde. Halifedir Abdullah bin Zübeyr, seçkin sahabilerden biri. Kabe'ye sığınmıştır, burası güven ortamıdır diye sığınmıştır. Ama Haccaç merhamet etmemiştir de Kabe'yi mancınıklarla yıkmıştır. Ama Allah'ın kuşları hiç gündemde yoktur, görüntüde yoktur. Allah hiç de kuşlarla o toplumu helak etmedi. Ne dersiniz? Yani Ebrehe'ye Allah küçük ordularla müdahale ediyor ve işini bitiriyor. Ama Haccaca, tırnak içinde söylüyorum, Allah seyirci kalıyor. Aynı Kabe. Üstelik Haccac'ın yapmaya çalıştığı daha kötü, içinde Müslümanlar olduğu halde bunu yapıyor. Neden müdahale etmedi dersiniz? İşte burada güven neyse onu ifade etmek için bunu söylüyorum. Ebrehe saldırırken onun beytini korumayı üstlenen, böyle bir görev üstlenen bir Müslüman camia yoktur. Allah'ın yeryüzünde dinini temsil eden, bozulmamış, tahrif edilmemiş bir din, o dine mensup bir cemaat, bir ümmet yoktur. Allah tarihe müdahale etmiştir. Ama peygamber dünyaya geldi. Bir din anlattı, bir medeniyet kurdu beraberinde. Müslümanlar dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Görevlerini, rollerini ihmal ettiler. Başkalarıyla uğraşırken birbirleriyle uğraştılar. Birileri içlerinden çıkıp Kabe'yi tarumar etti. Allah da adeta gözümüzün içine baka baka hadi buyurun dedi. Kutsallarınız ha böyle çiğnensin dedi. Müdahale etmedi Allah. Müslümanlar sorumluluklarını üstlendikleri, yerine getirdikleri sürece evet Allah beytini güven içerisinde bulunduracaktır. Sahip çıkmadığı zaman Müslümanlar güçleri varken, takatları varken, güçleri yerindeyken, imkanları yerindeyken sahip çıkmadıkları zaman Allah sahip çıkmaz. Bu kuraldan ben bunu anlıyorum. Ama imkansız kalır, gücümüzü seferber ederiz, başaramayız, beceremeyiz. Allah'ın aynı sünneti yine devreye girer mi? Evet, buna inanıyoruz. Onun için burası emin bir beldedir. Güvenli bir beldedir. Emin ve güvenli belde olması bize bağlıdır. Müslümanların Müslüman olup olmamasına bağlıdır. İbrahim gibi gerçekten bu dine sahip, Allah'ın teslimiyetinden sapmayan bir yapıda olmaları durumunda evet Allah bu beldenin emin olma vasfını devam ettirecektir. Bunu bilelim. Devam ediyoruz. Ayet 127. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ İbrahim, İsmail'le birlikte beytin temellerini yükseltti. Yükseltirken dedi ki, رَبَّنَا اَيْ رَبِّمِزْ تَقَبَّلْ مِنَّا Bizden kabul buyur. اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Biz bu ameli yapıyoruz. İhlas ve samimiyetle bunu yapıyoruz ama amelin kabulüne dua da gerekli biliyorsunuz. Dua onun katığıdır adeta, katkısıdır. Biz bunu yapıyoruz, niyetimiz samimi ama yine de ya Rabbi sen bizden bunu kabul buyur diye İbrahim ve İsmail beytin temellerini yükseltirken böyle dua ettiler. Daha önce var olan beyt olduğunu anlıyoruz zaten. Temelleri yükseltme diyor, beyti bina etme değil. Çünkü biz Ali İmran suresinden biliyoruz ki Rabbimiz İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve huden lil âlemin diyor. Yeryüzünde
ilk kurulan ev, ibadet maksadıyla yeryüzüne ilk kurulan ev Mekke'deki evdir. İnsanlara yol gösterici bir yerdir ve alemlere yol gösterici, rahmet edici bir yerdir diye ilk kurulan evin olduğunu söylüyor zaten. Onun için daha önce yapılmıştır. O rivayetlere girmiyorum. Adem döneminde melekler yapmıştır vesaire. Bu işin belki diğer tarafıdır, belki magazin tarafıdır bu deyim yerindeyse. Ama daha önceden bu beyt yapılmıştır ve İbrahim ve İsmail bu beytin temellerini yükseltmişlerdir. Zaman içerisinde, tarih içerisinde, sonraki dönemlerde de zaman zaman yıkılmış, yapılmış, yıkılmış, yapılmış. Şu andaki bina da belli bir yıkımdan sonra yeniden imar edilmiş bir yapıdır sonuçta. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam beyti yaparken ey Rabbimiz bizden kabul buyur, sen her şeyi işiten ve bilensin. Dua sadece yaptıklarıyla alakalı değil. Bakın devam ediyor dua. Rabbena ey Rabbimiz وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ Bizi kendine yani sana teslim olanlardan eyle. Zürriyetimizden de sana teslim olmuş bir ümmet yap. وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا Ve ibadetlerimizi bize göster nasıl yapılacağını. Nasıl ibadet edeceğimizi bilmeyiz. Allah vahyetmeden bilme imkanı yok. Menasiki, hac ibadetleri özelinde ama genel anlamda ibadetleri bize göster ya Rabbi. وَتُبْ عَلَيْنَا Olur ki bütün bu amellerimize rağmen yanlış yapmış olabiliriz. Hiçbir zaman peygamber dahi olsa yanlış yapma payını, o riski hiçbir zaman göz ardı etmez. Tevbeye çağırır, yönelir. وَتُبْ عَلَيْنَا Bizi tevbe et, bizi bağışla. اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ve sen tevbeleri çokça kabul edensin. Bu da senin rahmetinin gereğidir der. Rabbena ey Rabbimiz وَبْعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ Onlardan, o bizden sonra gelecek olan zürriyetimizden, onların içinden bir Resul gönder. مِنْهُمْ Onlardan, onların içinden gönder. Öyle bir Resul ki يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ Ayetlerini onlara okuyacak. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Kitabı ve hikmeti öğretecek. وَيُزَكِّيهِمْ Ve onları arındıracak bir peygamber gönder. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Elbette sen azizsin. Hiç kimse sana üstün gelmez. Üstünsün sen. Hakimsin. Her yaptığın tutarlıdır. Her yaptığın bir hikmeti vardır. Ve sen her şeyi yapmaya kadirsin. Hakimsin diyerek İbrahim ve İsmail aleyhisselam Allah'a duada bulunurlar. Buradan şunu da anlıyoruz aslında. Eğitimin bir dua boyutu mutlaka olmalı değerli kardeşlerim. Eğitimin hangi kurallarını uygularsak uygulayın. O kuralların yanına, tabi doğru olması şartıyla bunu söylüyorum. Kuralların doğru olması şartıyla ve onun yanı sıra yanına bir duanın konması gerekiyor. Eğitimin dua boyutu dediğimiz bu. Ve Kur'an'da dikkat ederseniz, çocuklarının salihlerden olması için, iyi yetişmesi için, iyi bir Müslüman olması için dua eden peygamber örnekleri vardır. Peygamberlerin örnek dualarından bahseder kendi çocuklarıyla ilgili. Yakup kendi çocuğuna, Nuh kendi çocuğuna, Yakup kendi çocuklarına hakeza. Bunlar hep İbrahim hakeza kendi çocuklarına dua ederler. Yaptıkları güzel amellerin yanı sıra, tedbirlerin yanı sıra, uygulamaların yanı sıra bir de bu eğitimde bir dua boyutunu hiçbir zaman ihmal etmezler. Bunu biliyoruz. İbrahim'in duası gerçekten yıllar sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğiyle tahakkuk etmiş oldu. Bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisinden de öğreniyoruz. Öyle diyor çünkü Aleyhisselatü Vesselam, ben dedem İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın da müjdesiyim der. İbrahim'in duası bu, ondan içlerinden onlara bir peygamber gönder duası gerçekleşiyor. İsa'nın müjdesiyim de Saf suresinde 6. ayet-i kerimede İsa Aleyhisselam'ın ismi Ahmet olan bir peygamberin geleceğine dair müjdesini kastediyor Aleyhisselatü Vesselam Allahu Alem. Dolayısıyla bu dua tahakkuk etmiştir. Ama gelen peygamberin misyonu ne, niteliği nedir? Allah'ın ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek. Sadece bir örneği kısaca izah edip bırakacağım. Mesela öyle bir temiz toplum oluşturuyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu toplumun fertleri Müslümanlar, bir günah işledikleri zaman işledikleri günahın hiç kimse farkına varmadığı halde gelip peygambere, bedeli ölüm bile olsa peygambere gelip ben böyle bir suç işledim, beni cezalandır diyebilecek kadar temiz bir toplum. Böyle polis falan peşinden koşma değil. Kimse görmemiş, duymamış.
kapanmış gitmiş. Hayır. Geliyor ve arındırıyor kendisini. Aklanmak istiyor. Böyle bir temiz toplum. Müslümanların değerlerinin egemen olduğu toplumda böyle olur. Olmadığı toplumda da ne olur? Olmadığı toplumda polis bile pes eder belli bir yere kadar. Yapamazsınız. Bu tedbirlerle insanların hakkından gelemezsiniz, beceremezsiniz, beceremeyiz. Onun için peygamberin mesajları toplumu temiz hale getirmeye yöneliktir. Ve bunu sağlar da sağlanan toplumlarda bu örnekleri çokça görürüz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dönemine baktığınız zaman o kadar örnek var ki insan ağzı açık kalır. Bu kadar da mı öyle? Evet, hepsi var. Hem de sonu ölüm olduğunu bile bile beni cezalandır, ben bir suç işledim, beni temizle diyen insanlar vardır. Zorla insanlar ıslah edilmiyor. İnsanlar kendi kendilerini ıslah etmeyi bir görev olarak biliyorlar. Böylesine bir temiz toplum oluşturuyor peygamber. Ve bu peygamber işte bize bu mesajı anlatan bir peygamberdir. Bu peygamberin getirdiği mesajlarda temel hedef temiz bir toplum oluşturmaktır. Kirlenmiş bir toplumu ortadan kaldırmaktır. Bunu sağlamak için gelen bir peygamberin ümmetiyiz. Rabbim bizleri bu şuura sahip kılsın inşallah. Ona gerçek anlamda ümmet olma bilinciyle donatsın hepimizi. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyke.